Ortalığı topluyor. Ara verdim. Çünkü bu olayların etkisinden kurtulamadım. Ben çok çabuk atamıyorum maalesef. Bizimkiler attı. Hatta Efe bir de attı şok. Ama ben bir türlü kendime yediremediğim için psikolojik olarak kendime gelmem biraz zaman alıyor. O yüzden ara vermek istedim. Bugün de hafta sonu. 5 gün sonra Türkiye'ye gidiyoruz bu arada. 5 günümüz kaldı. Ortalığı topladım. Akşam bir arkadaşıma davetliyim. Bir arkadaşımla başka bir arkadaşıma davetliyim. Ona hediye almaya çıkacağım. Levent buralarda. Levent işe gitmedi bugün. Buralarda o çocuklarla o kalacak. Ben yokum çünkü bugün. Daha var gerçi. Akşama gideceğim de. Gündüzde hediye falan alacağım. Bir de karşı komşum ameliyat olmuştu. Hatırlıyor musunuz? Bahsetmiştim. Ona çiçek aldım. Çiçek götüreceğim. Ufak tefek işlerim var. Öyle yani. Kendimi toparlamaya çalışıyorum. Kızarmış tavuk alırım. Benden kızarmış tavuk istediler akşam için. Seviyorlar. Şimdi ağrıyor yine. İlaç içtim ama geçmedi. Yine bir ilaç daha içeceğim. Şu migren ilacını içeceğim çünkü çok ağrıyor. Benim sinirsel de oluyor. Kendimi çok sıktım olay anında. Stresten kendimi tutayım diye kendimi sıktığım zaman şuralardan böyle ağrı girdi. Bir daha hiç geçmedi yani. 3-4 gündür bu ağrı benimle yaşıyor. Azalıyor, artıyor ama yaşıyor. Neyse MR için sağ olsun bir arkadaşımız yardımcı oldu. Söke'den oradan randevu yaptık da Türkiye'de artık gideceğiz. Gitmişken o işi de halledeyim dedim. Şimdi 5 dakika komşuya geçeyim. Levent geldi çünkü. Ondan sonra da hediye almaya gideyim. Şimdi eve geldim. Çocuklara kızarmış tavuk aldım. Bu Türk kasabında yapıyorlar. Hiç çevirme mi diyorlar? Böyle şişlere takıp çeviriyorlar ya. Çok lezzetli oluyor. Kendime şöyle bir bardak aldım. Bunu ne zamandır görüyordum. Alacağım. Bu cam. Türkiye'ye götürmek istiyorum. Böyle havuzun kenarında kokteyl falan yaparım diye. Pipeti de camdan. Çok hoşuma gitti. İnşallah akıtmaz da. Ekşiden alıyorsun 2 gün sonra bozuluyor yani. Böyle kahve falan da koyabiliyorsun. İnşallah güzel çıkar. Cam çünkü yani kaliteli bir şeye benziyor. Bir de arkadaşıma çiçek aldım. Çikolata falan aldım. Onları da gösteririm. Şimdi kızarmış tavuğun yanına makarna ve ayran yapacağım çocuklara. Bir çiçek aldım arkadaşıma. Bence çok güzel renkleri. Bir de şöyle bir paket yaptım. Çikolata var burada. Böyle paketi tatlış, pembiş. Bir tane de ev kokusu aldım. Şöyle. Ya bunu aldım da sonra aklıma bir şey geldi. Zaman. Yani bir 5, 6, 7 belki de daha fazla oluyordur. Birine bir ev kokusu almıştım hediye böyle. Ya ben ev kokularını çok seviyorum. Kendim de kullanıyorum. Hoşuma gidiyor yani evin böyle çiçek gibi kokması ya da böyle meyveli kokuları falan da çok severim. Kadın bana demişti ki benim evim kokuyor mu? O geldi aklıma. Aldım sonra da o geldi aklıma. Yanlış anlaşılmayız yine inşallah. Yani sevdiğim için aldım. Ben de kullanıyorum. Ama öyle demesi çok garibime gitmişti. Şaka mı yapıyor dedim önce. Acaba gerçek mi söylüyor ama her şakanın altında da bir gerçeklik yatıyor yani. Halbuki niyetim hiç öyle bir şey değildi yani. Öyle bir şey demek istememiştim. Günaydın. Sonunda güneş parladı. Biraz bir kahvaltıda. Biz erken kalktık bugün. Levent çöpleri hallediyor. Dışarı çıkacağız gezmeye. Adam bu çöplerle başı veladı vallahi. Her gün çöp çıkıyor. Kağıdı ayır, paketi ayır, şunu ayır, bunu ayır. Hava güzel. Dedik ki Amsterdam'a gidelim. Hem çocukları gezdirelim. Alacakları alalım. Sonra da kayınvalideme uğrarız. Çocuklara iyi olur. Hem bize iyi olur. Alacaklarımızı da almış olur. Burada hiçbir şey bulamadım çünkü çocuklara gerçekten. Pek bir şey kalmamıştı. Şimdi ortalığı toplayacağım yatakları falan. Ondan sonra yavaş yavaş çıkacağız. Giyindim. Şöyle bir şey taktım. Önceden çok yapardım böyle. Böyle fular falan takardım boynuma da. Son zamanlarda hiç yapmıyorum. Bu elime geçince dedim. Yine yapayım bence güzel oldu. Bahçede bizimkiler. Onlara bakacağım. Ben yine bahçeyi topluyor. Aynı. Çalışıyor yani. Boyrican da. Motoruna biniyor. Efe kalktı. Giyindi. Levent yine bahçeyi süpürüyor. Her zamanki gibi. Poyri! Gidiyoruz he? Ha? Gidiyoruz. Korktum ha. Ne sen niye korkuyorsun? Poyri! Hadi gidiyoruz. Hayır. Akşam mı gidecek çıkarı? Akşam olmaz. Kapanıyor akşam her yer. Akşam da kalırız orada. Kapıları. Hadi bakalım kapaları kapatın gidelim yavaş yavaş.
Kabloları toplayın önce. Ne olmuş buraya lan? Dağıtmışlar. Önce ayakkabı almaya gidiyoruz çocuklara. Ondan sonra da anneme falan gideceğiz. Kırılmış mı? Şimdi merkeze geldik. Burada elektrikli park yeri boştu. Oraya takacağız. İnmeyelim dedik. Üşümeyelim. Levent Halesi'ne öyle inelim arabadan. Bizimkiler yine araba bakıyorlar. Şunu beğenmiş Levent iş yeri için. Ona bakıyorlar şimdi. Biz de Efe'ye ayakkabı aldık. Şu basic Nike'lardan Türkiye'ye giderken giysin diye. Ayağındakiler çünkü kışlık. Böyle yazlık bir ayakkabıya ihtiyacı vardı. Bunu beğendi. Poyraz'a ayakları büyümüş 41 numara. Poyraz'a bulamadım, numarası yok. Beğendiler arabayı. Poyraz'a permaşuklu bir ayakkabı lazım ama ayakları büyüdüğü için 35'e kadar böyle cır cırtlı ayakkabılardan var. Ondan sonrası hep bağcıklıydı. Bağcıklı da kendisi bağlayamıyor, o yüzden alamadım. İnternetten falan bakacağım şimdi ona. Bir haftada Poyraz'a ayakkabı arıyorum yani, bir türlü bulamadım çocuğa göre. O da böyle bembeyaz istiyor yazın giymek için. Bilmiyorum, bulurum inşallah internette. Buradan çıkacağız. Şimdi her zaman gittiğimiz bir grill restorantı vardı. Oraya gideceğiz. Poyraz orayı tutturdu. Çok karnım aç değil ama artık o istiyor diye mecburen gideceğiz. Bir de bu var. Bu arabaya da baktılar şimdi de. Bunlar yeni çıkmış herhalde. Bunlar full elektrikli. Tesla gibi bir şey yani. 400-500 kilometre gidiyor. Bayağı da uygun fiyatlı çıktılar. Bu 60 bin euro sıfırı. Ama bayağı içi dolu, ekran falan var. Bayağı lüks bir şey. Şu biraz daha ucuz herhalde, 40 bin civarı. Ben de bunu beğendim. Onlar da onu beğendi. Biraz içini göstereyim. Bak bak içini ne oluyor, bak değiştireyim. Ooo, renkleri değişiyor. Ekranı... Ekranı... Ekranı falan kocaman, güzel ha. Tesla gibi aynı. Tesla'dan iyi bence. Valla. Kaç kilometre gidiyormuş? Kaç kilometre gidiyormuş bu? Bu, bak sana hemen söyleyeyim şu anda. Pili %60, 274. Yani totalde 500-600 gider. 500 yani evet. 400 gider. Karnın doydu mu sonunda? Et et dedin ha? Afiyet olsun. Şimdi nereye gideceğiz? Şeker. Şeker istiyor Poyraz. Sonra nereye gideceğiz? Şekerim değil. Şekeri düşmüş Poyraz'ın. Yemek yedik. Güzel otur kalk hadi. Poyraz'ın şekeri düşmüş. Şeker istiyormuş. Yamine mi gireceksin yine? Yes. Ha? Babaannenin altında market var. Oradan da alabilirsin. Babaanneye gidiyoruz çünkü. Ne? Yamin. Okey. Günaydın. Saat 9 falan herhalde. 9'a geliyor. Bugün ne yapacağız? Bugün kuaför günü. Arkadaşıma gidiyorum. Kuaförü var. Saçımı yapacak. Türkiye'ye hazırlık biliyorsunuz. 4 gün kaldı. Gidiyoruz. Dedim ki şöyle artık saçım başım bakın ne kadar uzundu. En son geçen yaz yaptırmıştım. Dedim ki gideyim de güzel bir şey yaptırayım. Aslında ben... Karamel yaptırmak istedim komple de. O yaz geliyor hani paket atalım sonra denersin falan dedi. Onun fikriydi yani tamamen. Bakalım nasıl olacak, ben de çok merak ediyorum. Kızlar saçlarım bitti. Göstereyim. Çok doğal oldu, kendi saçımın üzerine paket yaptım. Arkadaşım sağ olsun Nusret, arkadaşım Nusret. Ben Instagram hesabını buraya bırakıyorum. Gelmek isteyenler varsa, yakınlarda oturanlar yani gelebilirler. Benden gelenler indirim veriyor musun? 5 lira indirim ver. Kesinlikle. Tamam. Benden gelene 5 lira indirim arkadaşlar. Çay buyurun. Kahvemiz var. Evet. Soda var. Hep bedava. Türkiye'de sodaya bile para alıyorlar biliyor musun sen? Ben çok beğendim. Biraz da kestik, kat attık. Vallahi saçlarım canlandı resmen. Ellerine sağlık Nusret. Saatler olsun, güle güle kullan. Şimdi eve geldim. O kadar çok kahve içtim ki bugün. Arkadaşımda da içtim. O da sağ olsun çok ikram etti. Şimdi bir tane daha içtim. Buraya fırçalayacağım. Tamam, dişlerini iyice fırçala, dişçiye içeceğiz. Tamam mı? Oh. Afiyet olsun. Baba. Efendim? Ondan zeyyur tadı. Kutsu Amerika. Kutsu. Baba.
Hey, wij betaald tot gedaan, oké? Ik weet niet zeker of het goed is, weet je waarom? Nee. Dat, ik vond het wel mooi dat. Ja, zordu değil mi? Ja, maar... sorun değil. Ha, neyi ne deriz, derse gideriz. Ne yok? Pal. Pal doldu. Şimdi çocuklara bir şeyler ayarladım. Dünden kalma yemekler vardı. Dün dışarıda yediğimiz için bütün yemekler kalmıştı. Onları ısıttım, onları bitirelim dedim ki akşama başka yemek yaparım. Şimdi onu yediler. Randevumuz var bir yarım saat sonra. Ama çıkmamız gerekiyor çünkü hala dişçimiz eski evin orada, daha aldıramadım yani. Oraya doğru gideceğiz. Ondan sonra da dizme ders var. Hadi dişlerini fırçala çabuk. Tamam, buraya şey gidiyoruz. Hadi hadi. Çıkmamız gerekiyor. Ben de ayaküstü bir şeyler atıştırdım. Şimdi tarçını da çıkardım. O da bahçede takılacağı tuttu. Gelmiyor. Oraya serilmiş. Tarçın! Hadi gelsene. Eskiden çağırınca gelirdi. Duymuyor çocuk bak. Güneşe vermiş kendini. Hadi gel gel. Tarçın! Sıfır. Duymuyor artık. Boyri. Hazır mısın? Şimdi geliyorlar, dişlerine bakacaklar. Efe film çektiriyor. Ona fotoğraf çekeceklermiş, film çekeceklermiş. Yok, ona kontrol edecekler. Hazır mısın? Bakalım çürüğümüz var mı? Sıfırlamıştık en son ama çok şeker yedin. Hazır, hazır değil misin? Korkuyor musun biraz? Birazcık. Ama çürük varsa da bugün yapmayacaklar zaten, başka sefere. Okey? Şimdi korkmana gerek yok, bugün sadece bayağı kontrol. Evet ama o sen normalde korkmazsın dişçiden. Evet evet haklısın. Benim yine koştur koştur koşturduğum bir vlog bu. Ben hiçbir şey anlamadım bu vlogdan. Bir oradayız bir burada. Şimdi eve geldik, daha ayakkabılarımı çıkartmadım. Yüzme malzemelerini aldım. Poyraz'ı yüzmeye götürüyorum. Efe dışarıda oynayacakmış. Çocukların dişleri temizlendi. İşte kontrolleri yapıldı. Efe'nin bir sıkıntısı yok zaten, tel ver ağzına. Poyraz'ın da bir tane çürük başlangıcı var ama doktor dedi ki o diş düşebilir, o yüzden şimdilik ellemeyeceğim. Ama sanırım Poyraz da birkaç sene sonra tel takması gerekebilirmiş. O yüzden sigortanızı falan ayarlayın dedi. Onlarla uğraştım biraz. O doktorla muhabbet ettim işte nasıl bir tel takacağımızı. Poyraz'ın dişleri çok zor düşüyormuş. Süt dişleri çok sağlam olduğu için daha değişmesi lazım yani. Aslında onu bekliyoruz. İyi bir şey sağlam. Sağlam olması iyi bir şey ama fırçalaman gerekiyor. Yine bir çürük başlangıcı varmış. Geçen sefer gittiğimizde bir tane dolgu yapmıştı. O bayağı derin çürüktü. Ama bu sefer çok küçük olduğu için hani düşebilirdi. O yüzden yapmayayım dedi. Boşuna canını acıtmayayım hani. Dediğim gibi şimdi eve geldik. Koştur koştur yüzme dersine gidiyoruz. Poyraz bu ne? Daha evde yemek yok. Ben göğe köfte çıkardım. Buzluktan köfte falan kızartın dedim çocuklar ama bilmiyorum bakalım, inşallah yetişiriz. Olursun olursun, çorap giy yani lütfen. Tamam, duştan çıktı şimdi, sıcak duştan, hadi. Onları koy oraya. Tamam da biraz okuyayım. Şimdi arkadaşlar bir saat geçmen oldu. 7.30 falan, daha yeni girdim içeri. Levent de gelmek üzere zaten yolda. Aslında sabah kıyma falan çıkarım köfte yapacağım diye ama yani yetişmedik. Zaten Poyraz acıktı şimdi. Dünden tavuk var, ona tavuk falan ısıtacağım. Onları yesin bizde. Her zaman böyle yemek yetişmediği zaman menemen yaparız. Yanına turşu falan öyle seviyoruz. Yani onu yapacağız. Levent'e sordum, yap dedi. Yani daha iyi hatta, onun canına minnet. Öyle bir yemeğimiz olacak. Beyaz ekmek varmış biraz. Ha, tamam. Akşama kadar biz çalıştık. Evet, bir oraya gittik bir oraya gittik değil mi anneciğim? Karnıcan ne yapayım yok mu? Bu kötü olmuş ya. Öyle karnıcan tuttuğum bir daha ağrıyım çok. Hadi git ayağına şöyle yap, çabuk ol. Şimdi Poyraz'a tavuk vardı. Tavuğu ısıttım. Salatalık kestirdi bana. Böyle ekmek kızarttırdı falan. Öyle yemek istedi. Enteresan bir şekilde biberim de yokmuş. Menemeni nasıl yapacağız arkadaşlar? Soğanlı domatesli menemen yapacağım. Ve unutmuştum. Levent kolok peyniri getirmişti ya. Ondan muzlama yapacağım. Bizimkiler bayılır bayılır. Keşke bir de Türk ekmeği olsa da o zaman tadından yenmez. Ama maalesef elimizdeki olan malzemelerle bu kadar yani. Yapacak bir şey yok. Babama mı yapacağız? Efe seviyor ya. Babamı seviyor. Baban da seviyor. Doğru söylüyorsun. Yani yanına da turşu çıkartırız. Beni böyle arkadaşlar bu akşamlık. Bu şekil. Tarçın. Bir şımarmalar, bir şımarmalar. Bir şımarmalar, bir şımarmalar. Bak. O 25. Vallahi mızlama olayı oldu.
Bence güzel oldu. Biraz daha kaynaması lazım. Burada da menemen. Oh mis. Daha gözlüğü kafamdan çıkartamadım. Bu arada arkadaşlar geçen vlog'daki olayı soruyorsunuz. İşte birkaç kişi yazmış hakkınızı arayın yok ama her şeyi yaptık merak etmeyin. Tabii ki hakkımızı arayacağız. Tabii ki avukatımız var ilgileniyor. Diğer aileler de şikayetçi oldu. Tabii ki her şeyi yaptık ama korkanlar da var. Korkmayın hiçbir şey yapamazlar yani öyle bir şey yok. O kadar kolay değil. Zaten kendileri de pişman oldular bence. Orada bize anlatmaya çalıştılar ama artık ortalık harman yerine dönmüştü yani. İşte o olduğunu zannettik. Biz çocuktan özür diledik. İşte falan demeye başladılar zaten. Elleri ayakları titremeye başladı ama işten geçmiş oldu. Tabii ki dediğiniz gibi hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Bunu bilmenizi istiyorum. İçiniz rahat olsun. Efe'yi ekmek almaya gönderdim. Çünkü bu mıhlama beyaz ekmeksiz yenmez yani. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.